Tabii etrafına dikiş payı da vereceğiz. Şu an ben paysız gösteriyorum. Arkadaşlar şu cebin geldiği yerlere mutlaka çıt atıyoruz, tamam mı? Buralara mutlaka çıt atıyoruz. Çıtlarımızı da atalım. Tabii bunlara pay vereceğiz ama şu an ben zamandan kazanmak için paysız çalıştım. Şimdi şu şekilde şurada bir keselim. Dikilme şeklini göstereyim size arkadaşlar. Şöyle olacak. Şimdi bu cebin ağzı, bakın. Bunlar birbirine dikilecek. Şu şekilde. Bu şekilde birbirine dikildi. Dikildikten sonra çeviriyoruz. Yani artık temiz olmuş oluyor. Çevirdiğimizi düşünelim. Diktik, çevirdik gibi düşünelim. Sonra bunları çıttan çıta. Bakın. Çıttan çıta oturacak. Çıttan çıta. Çıtın önemi şu yani. Bunu buradaki çıta, bunu da buradaki çıta oturtuyorsunuz. İşte cebimiz oluşmuş oldu. Tamam mı arkadaşlar? Şu gördüğünüz alt cep kolbası. Şöyle. Şimdi bir de kemerimizle çalışalım. Bakalım nasıl çalışacağız kemerimize. Onu da ben anlatayım. Şimdi arkadaşlar önce bir şunu ölçeceksiniz. Bakın. Koyalım şöyle. Paysız haliyle önce bir beli ölçüyoruz. Ölçelim. 28, 48, 8, 16, 56. Yarıda. O zaman şunu yapacağız. Yarıda 56 ise bunu katlarsınız. Tamam mı? İlaç kağıdını katlarsınız. Yarıda 56 dedik. Katladık. Kemerimizin yüksekliği şurası 5 santimdi. Şuradan önce bir birkaç alalım. Yarıda 56. Şuradan bir 56'yı alırsınız. Benim ilacım yetmedi. O zaman şöyle yapalım. Şurayı kumaş katı gibi düşünelim arkadaşlar. Şurayı kumaş katı gibi düşünelim. Kumaş katı. Tamam mı? Şuradan buraya bir 56 santim alıyorum. Bakın. Buradan buraya 56 santim aldım, bıraktım. Buradan buraya 56 santim aldım. 5 santim yükseklik. 5'te dönüş 10. Tabi bunlara dikiş payı da vereceksiniz. 10. 10. Çizdim. Buradan da bir dik açı aldım. Tamam mı? Sonra bunu 2'ye böleceksiniz. 56'yı. 28 yarısı. Neden 2'ye böleceksiniz? Çünkü buralara çıt atacaksınız arkadaşlar. Yani burası kumaş katı. Şurası kumaş katı. Tamam mı? Açtığımız zaman bütün kemeri elde etmiş olacağız. Şuralara mutlaka çıt atacağız ki takarken şu kısımları denk getirsinler. Şu. Anlatmaya çalıştım. Şudur yani. Bakın. Bunları denk getirsinler. Şunu şöyle dikildiğini düşünelim hep beraber. Bakın. Koyduğum. Bakın biliyor musun? Şu hattımız çıta, çıt, yani kemere çıt atacağız ki bunları düzgün oturtursunlar. Aksi takdirde sağa sola döner, sıkıntı yaşarız. Evet arkadaşlar, pratik bir şekilde bunu da anlattım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.